vaziyet ne kumandan? Herkes evine! Haydi! Hadi! Alın ellerinizi! Alın! Haydi! Herkes evine! Alın ellerinizi! Hazır olun aslanlar. Rajat'ın intikamını alacağız. Şimdi mi kumandanım? Şimdi. Kumandanım, misafiriniz var. Söyle gelsin Salih. Emredin efendim. Bu gece saldıracaklardır. Kimse uyumasın. Elimizden kaçırmamalıyız. Emredersiniz efendim. Rajat hainin cesedini gören her noktada askerimiz bekliyor. Bir durum olursa haber verecekler. Önce silah deposunun güvenliğinden emin olun. Emredersiniz efendim. Gözünüzü kırpmadan, acımadan vurun. Yerde biri yatıyor. Sait. Tuzak olabilir. Hastane! Çabuk! Kumandanım, saldırmıyor muyuz? Zeynep. Zeynep mi? Yolda yatan Zeynep mi? Hamilton onu götürdü. Fatma kızım otur artık, başımı döndürdün. Ama karanlık çökeli kaç saat oldu, hala yok bu kız.
Acaba Ali'nin yanında mı? Ama gitse söylerdi. Ya da başka bir şey mi oldu? Kızım, kendin söyler kendin işitirsin. Ali'nin yanına gitmeliyim. Fatma dedim. Efendim baba. Üsküplü denen o belaya bulaşmadan önce düşünecektiniz bunları. Söyleme bunları baba. Tamam. Tamam kızım. O zaman ben gidip elimi yüzümü yıkayayım. Nasıl istersen. Neler dönüyor yukarıda? Sen yardım et ya Rabbi. Kim bilir Zeynep bacı can mı çekişiyor, can mı verdi? Yanında bizim olacağımız yerde Hamilton denen gavur var. Hiç içime sinmiyor böyle. Mecnun, varıp bir kolaşan mı etsen ne? Ederim etmesine de. Ya dur hele abi. Yakalanalım da Zeynep bacının kim olduğu ortaya mı çıksın? Sakin ol. Sen dinle bana. Ulan deve. Senin de laf dinleyeceğin adam olacağın tuttu. Sevineyim mi, üzüleyim mi? Bu sefer sahi taklım Mevlüt Çavuş'u. Ali kumandanı Fatma Hanım'ın yanına gitti. Ona söyler. O da hastaneye gidip neler olup bittiğini öğrenir. Nasıl gecedir ya Rabbi? Sen sabah erdir. Racat'ı aldılar elimizden. Şimdi de Zeynep bacı. Ötemizde öylece yatıyordu. Kim derdi ki o kafir gelip kurtaracak bizden bir canı? Asıl mesele neden kurtardı? Neden olacak Mecnun? Zeynep kızım da o gavurun hayatını kurtardı da ondandır. Düşmanın vefalısını gördün mü sen baba? Görmedim. Ama inşallah hava öyledir. Zaten o soysuzun başka bir hesabı varsa onun kafasını koparırım. Ne? Senin de itidalli halin bu kadar işte. Zeynep'i sormak için hala gel... Biliyorum. Nereden biliyorsun? Nerede Zeynep? Hastanede. Ne? Neden? Yolda bayılmış yatarken onu Hamilton buldu. Hastaneye götürdü. Çağır. Kızım yüzbaşıyı duymadın mı? Doktor Halise nerede? Akşamdan beri görmedik efendim. Ne demek akşamdan beri görmedik? Hemen Doktor Halise gelsin. Çabuk doktor. Yüzbaşım izin verin ben ilgileneyim. Çabuk. Nabzı çok yavaş. Ne olduğunu biliyor musunuz? Sokakta baygın buldum. Herhangi bir yarası da yok. Ne olmuş olabilir? Hemen serum hazırlayın. Beni arıyormuşsunuz yüzbaşı. Bu kadının ne işi var burada? Onu sokakta baygın buldum. Buraya getirdim.
Sen neredeydin? Yukarıda hastaları kontrol ediyordum. Nerede olabilirim ki? Deride koyu renkte lekeler oluşmuş. Henüz çok yeni. Belli ki yayılacak. Yüzbaşım, tahminimin zehirlenmiş olabileceği yönünde. Zehirlenmiş mi? Emin misin? En iyi tahminim bu efendim. Acil önlem almalıyız. Tamam, ne gerekiyorsa yap. Damar yolundan panzehir vereceğiz. Yüzbaşı, dilerseniz hastayı ben de devralayım. Sonuçta zehirlenip zehirlenmediğini bilmiyoruz. Birkaç tetkik yaparım. Efendim, ben daha fazla zaman kaybetmeyelim dedim. Şiddetli zehirlenmelerde ölüm birkaç saat içinde gerçekleşebilir. Testler sırasında hastayı kaybedebiliriz. Tamam. Bu hasta senin sorumluluğunda Doktor Salman. Bu hastanenin başhekimi benim. Bu şeklinde sahibi benim. Zehirlenme tedavisiyle ilgilenmeyeceksin. Ben buralarda olacağım. Gelişmelerden beni haberdar et. Bu kadın benim hayatımı kurtardı. Sen de onun hayatını kurtaracaksın. Elimden gelen her şeyi yapacağım efendim. Gel kardeşim, gel. Selamünaleyküm kardeş. Ve aleykümselam. Hayırdır? Uykum tutmadı. Ne bileyim. Sağa döndüm, sola döndüm, uyuyamadım. Maraşlı Ökeş'in yapayalnız bir anası vardı. Eşini Yunan Harbi'nde, büyük oğlunu Çanakkale'de yitirmiş. Ökeş'i cepheye salavatlarken, eğer sırtından kurşun yersen sütümü sana haram ederim demiş. Şimdi ben bu anaya senin son goncan, Çancağız'ın nasıl şehit oldu diyeyim? Mukadderat kardeşim. Ne yazıldıysa o. Doğru dersin kardeşim. Doğru dersin. Tarhana ile şehitlikten başka ne yazgımız var ki? Tasalanma. Dünyada azalıyoruz. Cennette çoğalıyoruz işte. Kayserili Mustafa. Bebesi için uyduydu bu kurdu. Tabur imamı da dedi ki, cennette ne isterseniz olur. Ama Mustafa, bebesini cennetten görebilecek mi kardeş?
Artık yalnızız çoğu şeytana. Yoksa yaşamana izin vereceğimi mi sandın? Zeynep. Yüzbaşı size bu hastayla ilgilenmemizi söylemişti. Bu hastanenin başhekimi benim Salman. Hastaların hepsini kontrol ediyorum. Tabii efendim. Haklısınız. Geçmiş olsun. Yakın akrabanızdı değil mi? Gerçi ben hiçbir kayda rastlamadım ama. Eğer kayıtlarla ilgili sorun yaşıyorsanız babamla ya da Ebu Ule ile görüşebilirsiniz. Eminim onlar sizin endişenizi giderebilirler. Yok yok yok. Hiç gerek yok. Sizin sözünüz yeterli. Durum nasıl doktor bey? Kan zehir işe yaradı. Nabız normale düştü. Ama hala tehlike var. Bilinç kapalı. Siz yine de elinizden geleni yapın doktor. Zeynep Hanım bizim için hem kıymetli bir müttefik hem de marifetlerinden yararlandığımız bir şifacı. Onu ne olursa olsun yaşatmalıyız. Zeynep için bu kadar kaygılanmanızı hiç anlamıyorum doktor. Onunla ne zaman karşılaşsanız birbirinize öfke kusuyordunuz. Anlaşmazlıklar önemli değil. Burada bir hayat söz konusu. Ben de bir doktorum. Tabii ki iyileşmesini isteyeceğim. Siz merak etmeyin Fatma Hanım. Arkadaşınız bana emanet. Zeynep kızımız ne olacak kumandanım? Onu orada mı bırakacağız? Fatma Hatun'la konuştum. O ilgilenecektir. Şu Hamilton gavurunu anlayamadım gitti. Dilinde zehir, kuyruğunda şifa var yılanın. Aynı gece hem bizden can alıyor hem de can kurtarıyor. Ne oluyor kumandanım? Zeynep'in kim olduğunu anlamadan kurtardın. Aman kurtarmış olsun da. Bombayı ne zaman patlatacağız kumandanım? Bu iş alelade bir vazife olmaktan çıktı. Aynı zamanda Recep'in de intikamını alacağız. Yakup. Buyur kumandanım. Bombayı yarın patlatacağız aslanım. Senin vazifen bölgeye çekebildiğin kadar İngiliz çekmendir. Baş üstüne. Bu hadiseden sonra da karargâhtaki vazifenden bir an önce ayrılmaya bak. Eğer Hamilton Rajat'ı yakaladıysa senden şüphelenme sanma meselesi. Bomba patladıktan sonra ayrılması gavuru daha çok kuşkulandırmaz mı kumandanım? Bomba patladıktan sonra sokaklardan gelen haberlere daha çok ihtiyaç duyacak. Eğer halktan biri olduğun için sokaklarda daha faydalı olduğunu söylersen buna ikna olacaktır. Kim yaptı bunu sana Zeynep? İnşallah zehrin iç organlara verdiği hasar yenecek güçtedir. Yenecektir. O sizin tahmin ettiğinizden daha da güçlüdür. Size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ancak çok gizli. Söyleyin. Biliyorsunuz.
Rajat idam edildi. Rajat teşkilatı mahsusunun adamıydı. Korkmayın Fatma Hanım. Ben de sizdenim. Çok korktum. Çok şükür. Ancak yardımınıza ihtiyacım var. Tabii söyleyin yeter. Ali kumandana benden bir mesaj iletmenizi istiyorum. Bunu acil görmem gerekiyor. Siz yeter ki Zeynep'i iyileştirin. Ali kumandana isteğinizi ileteceğim. Erzak deposu nerede diye soracağız. Sor bakayım. Asker abi, erzak deposu nerede? Aferin sana. Hadi göreyim seni. Asker abi, erzak deposunun yeri nerede? Kim soruyor? Şurada bir amca. Bilmiyorum. Hadi git şimdi. Durum raporlarını derhal iletmeniz lazım. Bu bizim için önemli. Komutanım, önemli bir durum var. Asker, çık dışarı. Nedir? Dışarıda bir çocuk geldi. Erzak ambarının yerini sordu. Kim soruyor dedim. Sokağın birini gösterdi ama kimse yoktu. Şüphelendim, bunu size bildirmek istedim. Bunu komutan Hamilton'a hemen bildirmemiz lazım. Sen görev yerine dön. Ali kumandanın planını bir nakış gibi işlemeye başlayan Yakup, İngilizleri telaşlandıracak taşı göle atmıştı. Öyle ki taşın çıkarmaya başladığı dalgalar yavaş yavaş Hamilton'a kadar gidecekti. En önemli görevimiz güvenlik beyler. Zafiyet istemiyorum. Askerlerinizi iyi eğitin. Yoksa hesabını sizden sorarım. Ambarın etrafındaki güvenlik önlemleri arttırılacak. Kuş dahi uçurtulmayacak. Çıkabilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Sıkıntıyı sezen Hamilton, askerlerini erzak ambarının yakınlarına yerleştirerek olabilecek bir baskına karşı kendi güvenliğini kurmaktaydı. İngilizler ambarı kontrole gelmişler. Fakat Ali kumandan ve neferleri aldıkları erzaklardan sonra ambarı belli olmayacak şekilde yeniden düzenlemişler. Böylece İngilizler ambardan erzak alındığını anlamayacaklardı. Temiz buralar. Arka tarafa da bakalım. Arka nes girecekler? Kapı kilitli zaten. Fatma Hatun arkadaşı, can yoldaşı Zeynep'in başındaydı. İnşallah tez vakitte çıkacağız buradan. Dualar okudu, şefkat gösterdi. Bunları yaparken Alisa'nın gözünün üzerlerinde olduğunu bilmiyordu. Daha yapacak çok şeyimiz var. Hadi Zeynep, hadi. Halil Albay, birilerinin onu öldürmek istediğini biliyordu. İşlerinden biri olan bu kişi onu öldürmekten vazgeçmişti. Salih. Emret kumandanım. Bu delikleri görünmeyecek şekilde kapatın. Emredersiniz kumandanım. Ancak Halil Albay bundan sonra daha temkinli olacaktı. Çünkü onu öldürmek isteyen kişinin tekrar geleceğinden emindi. Misafirimizi görmeye biz gitmeyecek miydik efendim? Evet. Ancak bir sürpriz yapıp kendisi gelmeyi tercih etti. Ne zaman burada olacak? Onu yalnızca o bilebilir. Ne zaman nerede olacağını kimse bilemez. Peki siz hiç kendisiyle görüştünüz mü efendim? Hayır. Ama görmüş olsam bile ikinci kez tanımam imkansız. Sürekli kılık değiştirir. Her seferinde farklı biri olarak çıkar karşına.
ki onu nasıl tanıyacağız? Kullandığı paroladan. Efendim, gelen bilgi doğru. Ne bilgisi? Üsküplü ve çetesinin erzak ambarımıza gireceklerini öğrenmişler. Bugüne kadarki yaptıkları eylemler hakkında hiçbir istihbarat bilgisi gelmemişti efendim. Bu Üsküplü'nün yeni bir oyunu olabilir de iyice araştırılmasını istemiştim. Demek ki doğru. Misafirimiz buradayken hiçbir aksilik istemiyorum. Gerekeni yapın. Emredersiniz. Efendim. Her duruma hazırlıklı olun Alfred. Dediğim gibi bu Üsküplü'nün yeni bir planı olabilir. Misafirimizi karşıladıktan sonra ben de geleceğim. Emredersiniz efendim. Patlayınca İngilizler büyük sıkıntıya girecek. İhmal yolları kapalı. Dolayısıyla acısını halktan çıkaracaklardır. Haydar baba, İngilizlerden aldığımız yiyecekleri halka dağıtmak senin vazifen. Emredersin kumandanım. Vakti geldiğinde ihtiyaç sahiplerini tespit edip el altından dağıtırsın. Anlaşıldı kumandanım. O vakte kadar da yiyecekleri iyi muhafaza etmemiz gerek. Benim çavuş. Yakup geldi kumandanım. Kumandanım, karargâhta bir telaşa var. Erinden ahçısına herkes teyakkuz halinde. Ayrıca generalin odasında büyük bir toplantı organize ediyorlar. Önemli bir misafiri varmış. Kimmiş? Adını öğrenemedim. Vakit geldi aslanlar. Bombayı patlatmanın tam sırası. Vakit intikam vakti. Kumandanım. Seni dinliyorum Salih. Misafirimiz emrettiğiniz gibi yola çıktı. Misafirimiz hakkında en ufak malumatı dahi bilmek istiyorum. Onun bizim için yapacakları çok mühim. Baş üstüne kumandanım. Başka ne vardı? Kumandanım, beni bağışlayın ancak sormak zorundayım. Bu yırtıkla alakalı bir emriniz yok mu? Bunun nasıl olduğunu... Nasıl olduğunu değil. Neden olduğunu anlamadığımız sürece ihanetin önüne geçemeyiz Salih. Ordumuzu zan altında bırakmamak için bu işi kendim çözeceğim. Fakat kimse bundan haberdar olmayacak, anlaşıldı mı? Anladım kumandanım. Şayet neferlerimiz arasında şüphelendiğim bir hal olursa bunu bana bildir. Başüstüne. Kumandanım son olarak size İstanbul'dan mektup var. Hususi olarak gönderilmiş. Mehmet Akif Bey'den Mehmetçiğe mektup var. Her bir Mehmetçiği selamlıyor. Güzel günler muş doluyor. Memleketin her karışını gezip gençlere rüyamızı, hayalimizi anlatıyor. Mektubunda dünü kaybetmiş olsak da yarına sel gibi, volkan gibi, aklı hür, göğsü iman dolu bir neslin geldiğini müjdeliyor. Kendisiyle tanışmayı çok isterdim kumandanım. Olursan tanışırsın Salih. Onlar iki gün üst üste aynı döşekte uyumazlar. Mehmet Akif Bey memleketin her yerinde. Eşref Bey Arap diyarlarında. Ömer Naci Bey Kerkük'te. Adil Hikmet Bey Türkistan'da hürriyet ateşini harlamak için dört nala at koşturuyor. Yiğit düştüğü yerden kalkar Salih. El ele. O
Omuz omuza vererek bu cendereden çıkacağız. İnşallah kumandanım. Hoş geldiniz. Sizi bu kadar erken beklemiyorduk. Ben Şeyh Kerim. Zaten buradaydım. Asıl siz hoş geldiniz general. Her seferinde yeni bir isim, yeni bir kılık. Britanya'yı da büyük kılan bu zaten. Muhataplarımıza karşı birçok yüzümüz olsa da hedefimiz tek. Haritaları sil baştan çizip dünyayı tekrar şekillendirmek. Shakespeare'le aynı zamanda yaşamış olsaydınız birbirinden farklı karakterleri oynamanızdan dolayı sizi kıskanabilirdi. Teşekkür ederim yüzbaşı. Ama maksadım kimseyi kıskandırmak değil. Bu bölgede kuracağımız devletlerle Shakespeare'in dilini, yani İngilizceyi bütün dünyaya hakim kılmak. Zira dil düşüncedir. Bu hedefimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Buyurun geçelim. Mevlüt Çavuş. Mevlüt Çavuş. Mevlüt Çavuş. Israr edip durmasana ölen duymazdan gelirim işte. Niye duymazdan geliyorsun ki? İngiliz'in aklı çıkacak. Rajat'ın intikamı yakındır. Hasbünallah. Ne dedim ki ben şimdi? Bir şey demedim ki daha. Adım çıkmış adım. Adım çıkmış Sait. Devlet Çavuş. Çavuş. Yoksa Zeynep'e bir şey mi oldu? Yok Zeynep iyi. Doktor Salman'dan haber getirdim. Seninle evlilikle görüşmek istediğini söyledi. Neymiş mesele, söyledi mi? Söylemedi. Sadece görüşmek istediğini söyledi. Hayırdır inşallah. Kitap kimin? Sana bir armağan getirdim. Fuzuli'den Leyla ile Mecnun. Sana getirdim.
Gün güneşin doğmasıyla başlar diyorlar. Vallahi bu hesaplara göre söylenmiş bir sözdür. Güneş yüzlü sevgilimin görünmediği hiçbir güne ben gün demem. Benim hesabım da budur. Beyrut'ta talebeyken eğer bir gün gönlüme bir sevda düşerse o sevdayı gönlüme maya çalana hediye ederim diye saklamıştım. Bu hediyeni hiç unutmayacağım. Her vakit saklayacağım. Yüzün niye düştü Ali? Beğenmedin mi hediyemi? Yok, beğendim. Senden gelir de beğenmez olur muyum hiç? Lakin aklım başka yerde. Ne oldu? Benim bilmediğim bir şey mi var? Yoksa babam mı bir şey söyledi sana? Birazdan şehirde çok büyük bir patlama olacak. İngilizlerin erzak ambarını havaya uçuracağız. Ne? Nasıl yapacaksınız bunu? Kazdığımız tünellerle ambarlarına çıkmayı başardık. Halka dağıtacağımız kadar erzağı da aldık. Ali ya size bir şey olursa, ya açığa çıkarsanız ne olacak? Bir şey olmayacak, merak etme. Fatma Hatun, bundan sonra işler bir hayli kızışacak. Çember daralıyor. Senden ricam, önemli bir hadise olmadığı sürece buraya gel. Zeynep'in durumu ne bu arada? İyi Zeynep. Yani iyi olacak. Doktor Salman zehirlendiğini söyledi. Bu kızı bunu kim yapmış olabilir? Bu kızın bilmediğimiz bir düşmanı mı var? Ben bir tek Doktor Alisa'dan şüpheleniyorum. Mehmet hastanedeyken Zeynep Doktor Alisa'nın Mehmet'e karşı zaafları olduğundan şüpheleniyordu. Zeynep'in de Mehmet'le ilgileniyor olması Alisa'nın dikkatini çekti. O günden beri düşmanlık besliyor Zeynep'e karşı. Eğer bunu yapan Alisa'ysa Zeynep ölene kadar durmayacaktır. Merak etme. Doktor Salman gerekeni yapıyor.